Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Neon tetralarımı aldım, bunları göstereceğim sizlere. Çok keyifli balıklar, çok zevkli balıklar. Uzun süredir ben de üretmeyi düşünüyordum ama bulamıyordum, bir türlü nasip olmuyordu. Bu ara bulduk, getirdik bir kısmını. 200 kadar bir neon tetra aldık arkadaşlar, onları üretmeye deneyeceğiz. Birazcık sizlere neon tetralardan bahsedeceğim. Nasıl beslenmesi gerekiyor, nasıl ortamları severler, bunları anlatacağım arkadaşlar. Neon tetralarla ilgili üretim videolarımız çok yakında gelecek. Kanalımı ilk defa keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarla ve like'larla desteklerseniz çok çok sevinirim. Hobi Melek kanalı. Herkese sağlıklı hobiler diler. Hadi videomuza geçelim. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Gönül isterdi ki kutu açılış videosuyla balıkların nasıl geldiğini de sizlere göstermek isterdim ama artık açmış bulunduk. Birkaç günde oldular, hatta birazcık da alıştırmak istedim. Çünkü ithalattan gelen balıklar genellikle arkadaşlar uyum sorunu yaşayabiliyorlar. Biz de inşallah bu sorunları aşacağız. Çok çok daha iyi balıklar üretmeye devam edeceğiz. Daha yeni türler üretimhaneye katmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Neon tetralarım burada. 220 kadar geldi arkadaşlar bana. Daha fazlasını da devamını da alacağım. Gayet güzel, çok şirin balıklar. Ben zaten çok çok seviyorum. Hemen hemen bitkili akvaryumların vazgeçilmezi, diskus tanklarının, melek tanklarının vazgeçilmezi bir tetra grubu. Çünkü çok çok güzeller. İsimlerinin neon olmasının hakkını gerçekten veren balıklar arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şu an bir ışıklandırma sistemim olsaydı akvaryumda ne demek istediğimi çok çok daha iyi bilecektiniz. Ama videoyu izlerken bu balıkları bilen, tanıyan arkadaşlar zaten ne demek istediğimi çok çok iyi anlıyorlardır. Balıkların bu şekilde yaklaşık 1,5-2 santim civarında arkadaşlar. Balıklarımı tabii ki üretmek amacıyla aldım. Şu anlık bunlarda herhangi bir sahiplendirme yapmıyorum. Ufak ufak karın doldurmaya başlayanlar var. İnşallah çok çok daha güzel olacak. Birazcık da yerlerine alışmalarını bekliyorum. Bakın mesela şurada karnı dolu dişiler vardı, görebilirsiniz. Ufak ufak karınlarını doldurmaya başladılar. Ben bunlara yeni yem atmıştım. Yemlerini de yiyorlar. Herhangi bir problemleri yok. Zaten sabah akşam artemiye veriyorum. Arkadaşlar neon tetralar bildiğiniz üzere bitkili akvaryumları çok çok severler. Bitkili tankların vazgeçilmezi gruplar halinde, en az 10'lu 15'erli gruplar halinde beslenirlerse çok çok daha keyifli olabilecek canlılar. Bu tüm tetra türleri için de geçerli. Arkadaşlar tetraları alıyorsanız kesinlikle sürü balıkları, sürü halinde çok çok daha keyifli oluyorlar. O sebeple bu balıkları almayı düşünüyorsanız bir grup halinde almanızı ben sizlere tavsiye ederim. Arkadaşlar beslenme biçimleri de genellikle etçil olarak beslenirler. Protein ağırlıklı beslenirler arkadaşlar. Herhangi bir sindirim sıkıntıları, herhangi bir problemleri yoksa, yani bir hastalık döneminde değillerse bu balıklarda etçil, protein ağırlıklı beslemenizi ben yine tavsiye ederim sizlere. Bu şekilde göstermeye çalışayım. Camdan da bir hayli yansıyor. Şöyle tutsam çok çok daha iyi olacak. Balıklar zaten önümüzden zamanla geçerler. Çünkü yerlerinde durmuyorlar. Hareketli türler. Arkadaşlar dişi erkek ayrımına gelecek olursak yine daninozevralarda, transgenetik tetralarda olacağı gibi dişiler karnını dolduruyor. Dişiler birazcık daha tombul oluyor. Erkekler ise daha düz, daha zayıf oluyor. Bunu anlayabilmenin en kolay yolu, yani en kestirme yolu arkadaşlar, üzerlerindeki bu neon çizgiler var, mavi çizgiler. Eğer mavi çizgi düz ise, yani dümdüz gidiyorsa, çok yüksek ihtimalle balığınız erkektir. Eğer o mavi çizgide bir kırıklık varsa o zaman da balığınız dişidir. Çünkü karnı şişeceğinden dolayı balığın üzerindeki çizgide de bir kırıklık, bir eğiklik olacaktır. Şöyle birazcık balıkları sabit tutmaya çalışayım. Siz de kendiniz, yani şu erkek şu dişi diye seçebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani öyle cinsiyet ayrımı zor olan balıklar değiller arkadaşlar. Zaten dişiler karınlarını doldurdukları için, hani hamile olan dişiler zaten kendini belli ediyor. Eğer erkek de çok fazla, çok aşırı bir yem yemediyse dişiye benzemeyecektir. Ve erkekleri de çok çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Tetra gruplarında size tavsiyemdir arkadaşlar, genellikle balıklar tokken bu dişi erkek ayrımını yapın. Çünkü bazı erkekler gerçekten çok ciddi bir şekilde yem yiyebiliyor. Bu sebeple dişiye benzetebilirsiniz. Bu transgenetik tetralar için de geçerli. Neon gruplar için de geçerli. Şu an herhangi bir üretimim olmadığı için size yavru, yumurta ve yumurtlama aşamalarını gösteremeyeceğim.
Ama ileriki dönemde mutlaka bunlardan da sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl yavru aldığımızı, nasıl ürettiğimizi bahsedeceğim. Transgenetiklerden zaten size bol bol bahsetmiştim. Şöyle göstereyim transgenetik yavrularımı. Arkadaşlar bunların tamamı transgenetik yavruları. Şöyle akvaryumun tamamında varlar. Tabii dip çekimi yapamadığımız için dipte bu birikmeler normal. Bunlar filtreyle ya da farklı şekillerde biz kepçeyle mutlaka akvaryum tabanına geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar akvaryumu. Bunlar transgenetik tetralarım. Akvaryumun her yerinde maşallah varlar. Gayet güzel bir şekilde yürüyorlar. Hemen bu akvaryumun arkasındaki şu yarım akvaryumda da varlar ama onlar daha çok çok yeni çıktıkları için görebileceğimizi zannetmiyorum. O sebeple burada birazcık daha görünür olanlardan gösteriyorum. Hatta sizlere birazcık daha büyüklerini göstereyim. Yani bu tetra gruplarında transgenetik tetra yapıyordum. Şimdi bir grup daha katmış olduk. Arkadaşlar bunlar birazcık daha büyük olanları. Transgenetiklerimin. Bunlar yaklaşık nasıl söyleyeyim 3 haftalık 4 haftalık balıklar. Artık tetra şeklini aldılar. Gayet net bir şekilde tetra şeklini aldılar arkadaşlar. Yani birazcık zorlarsanız dişi erkek ayrımını dahi yapabilirsiniz bu gruplarda. Hemen şöyle bunların da birazcık daha ufaklarından göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da onların birazcık daha ufakları. Yani üretimimize bir müddet ara vermiştik. Öyle söyleyeyim. Ama artık bundan sonra transgenetik tetra bize yetecek şekilde, müşterilerimize yetecek şekilde transgenetik tetra üretimine devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen burada satış boyları var. Onları da göstereyim. Evet. Bunlar da satış boyları arkadaşlar. Artık bunlar büyümüşler, abi olmuşlar. Satış boyuna gelmiş olan balıklar. Yine video ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, aklınıza takılan bir durum olursa benimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarda bana sorabilirsiniz. Uzun süredir üretmeyi düşündüğüm bir türdü bu. Elde etmiş olduk. Bu sevinci de sizlerle paylaşmak istedim. Hobi Melek kanalı olarak ben herkese sağlıklı hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın. İnşallah arkadaşlar neonları da ürettiğimizi bol bol neonların da videosunu paylaştığımız günler gelir. Herkese sağlıklı hobiler dilerim.